15. sınıf 4. deneme ve kitapçı 1. sorudayız arkadaşlar. Şimdi ne diyor? 3M kütleri bir cisim K noktasından yukarıya V0 hızıyla atıldığında tepe noktasında. Burası önemli. İç patlama geçerek M ve 2M olarak iki tane cismi ayrılıyor. 2M kütleri cisim yatayda X kadar yol alacak şekilde ne yapıyor? N noktasına düşüyor. Bakın dikkat edin bir yata yatış atış hareketi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla buraya doğru belli bir hızı var. Ben buna V diyorum. Karşılaştırma yapabilmek için. Şimdi her şeyden önce tepe noktası dediği için bir cisim tepe noktasında yani maksimum çıktığı yükseklik demek bu da hızı sıfır. Yani şu noktadayken bak şuradayken hızı sıfır Dolayısıyla momentumu sıfır. Momentum konumundan nasıldı? Yani e, patlama olmadan önceki momentumla patlama olduktan sonraki toplam momentum ne olmalı? Da birbirine eşit olmalıydı. Şimdi ben bunun hızına V dediysem dikkat edin sola doğru ne oldu? 2 MV'lik bir momentum oldu. Demek ki bu arkadaşın da Hani patlama olmadan sonra momentumu sıfırlayabilmesi için 2MV'lik bir momentum olması lazım. O zaman bu arkadaşın kütlesi M ise hızının ne olması gerekiyor? 2V olması gerekiyor. Şimdi dikkat edin belli bir yükseklikten iki cisim de zıt yönlerde yata yatış hareketi yapıyor. Süre neye bağlıydı? Yüksekliğe bağlıydı. İkisi de haş maksimumdan düştüğüne göre bak h maksimumdan. Dolayısıyla ikisinin de yere düşme süresinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ben buna T kadardır diyorum. Yatay yatış hareketini hatırlarsanız. Nasıldı? Düşeyde e, serbest düşme. Yatayda sabit hızlı hareketli. Yatayda sabit hızlı hareketi oranlayacağım. Bak bu arkadaşın yatayda aldığı yol. X. Hızı v, geçen süre T olsun. İkincisinin yani M kütlenin aldığı yolu bilmiyorum. Ben buna X üstü dedim. Bu arkadaşın hızının 2V olduğunu. Geçen sürenin de. T olduğunu biliyorum. Buradan baktığınızda 2 katı dolayısıyla x üssü dediğiniz ne oldu? 2x oldu. Bunu görür görmez lütfen 5 şıkkını işaretlemeyin. Çünkü soruda size diyor ki m kütle cismin düştüğü yerin l noktasına uzaklığı. Yani şu noktaya olan uzaklığı merak ediyorum. Bu arkadaşı şöyle bir yata yatış hareketi gerçekleştirdim. Şurada düşsün. Şu mesafenin ben 2x olduğunu buldum. Şu noktanın L'ye olan uzaklığını soruyor. Toplamda bakarsanız 3x cevabımız C seçeneğine gidiyor arkadaşlar.